Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda yine çok etkili bir çalışma paylaşacağım sizlerle. Her bir çalışma aslında bilinçaltımıza bir dokunuş. Peki bu bilinçaltı neresi? Bilinç, bilincin de altı, bilincin dışı. Burası görünmez, dokunulmaz, sadece hissedilir. Çünkü maddenin üç halini biz biliyoruz değil mi? Katı, sıvı, gaz. Peki dördüncü hali? Plazma. Dokunamadığımız, göremediğimiz o yer işte burası. Ama o da bizim bir parçamız. Ama biz onu yok sayıyoruz. Çünkü görmüyoruz. Şu anki fiziksel gerçekliğimizde tek görebildiğimiz maddenin gaz hali. Suyu ısıtırsın, buharlaşır. Sıvı hali. Suyu dondurursun, buz hali, katı, değil mi? Yani bunu biliyoruz biz. Peki ben aynaya baktığımda o göremediğim dördüncü halim nerede? İşte burada. Onu ancak burada hissedersin. O da elektromanyetik bir alan oluşturduğunuzda. Peki manyetik ve elektriksel alan nerede? Manyetik alan bizim 468 enerji noktamızdan 7 ana nokta dediğimiz bölümlerde. Akupunktur noktalarından bahsediyorum. Uzak Çin tıbbında, uzak doğu Çin tıbbında insan bedenindeki enerji noktalarından bahsediyorum. Onlar üzerinden yaptıkları tedaviler, terapiler. Ancak biz bu noktaları 7 ana çakra üzerinden kullanacağız. Çünkü onlar manyetik ve elektriksel alan oluşturuyor. Duygular ve düşünceler. Sonuçta kalp dediğimiz o mucizelerin hayatımıza yansıdığı elektromanyetik alandan bahsediyorum. Şimdi bununla ilgili bir çalışma yaptıracağım size. Bu çalışmaları sakin, dinlenmiş olarak yapın arkadaşlar. Ve benim önerim aceleye getirmeyin. Çünkü aceleye getirip böyle teoride yapılacak, ezbere yapılacak tüm çalışmalar sizin inancınızı zayıflatır. Bu çalışmalara karşı olan inancınızı. Ondan sonra kimi arkadaşlarımız gibi inancınız yok olur ve bunlar boş işler demeye başlarsınız. Evet, o arkadaşlarımız için boş işler maalesef. Çünkü inançları yok onun üzerinde. Buradaki o ana merkezi kullanmıyorlar. Kalp dediğimiz o. Asıl bizi biz yapan alanımızı kullanmıyorlar. Her şeye mantık ve mantık üzerinden çözüm arayarak yollarına devam ediyorlar. Siz zihninizle, ki zihin bir sorun üreten fabrikadır, o fabrikadan çözüm alamazsınız. Yani mantıkla çözüm bulamazsınız. Mantık bir yere kadar. Çünkü şimdiki şart ve koşullar içinde, o labirentin içindesiniz. O labirentin dışına çıkmak zorundasınız. İşte o zaman kalp dediğimiz alana giriyorsunuz. Öbür türlü zihin, düşünce ve şartlar, koşullar içinde döner dolaşır durursunuz. Kısır döngü dediğimiz alan. Şimdi gözlerinizi kapatın. Bu çalışmada çok daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Gözlerinizi kapatın. Sessiz, sakin bir yerdesiniz. Öncelikle burnunuzdan 7'ye kadar sayarak, 7 saniyelik bir süre gibi düşünün, derin bir nefes alıyorsunuz. 8'e sayarak da ağızdan veriyorsunuz nefesi. Bunu 4 kez yapacağız. İkinci kez yapın. Derin bir nefes alıyorsunuz. 7'ye kadar sayın. Burundan. Ağızdan nefesi veriyorsunuz. 8'e kadar sayın. Bir kez daha. Derin bir nefes alıyoruz. Ağızdan nefesi 8'e kadar sayarak veriyoruz. Son kez 7'ye kadar sayarak nefes alıyoruz. Ağızdan 8'e kadar sayarak nefesi veriyoruz.
Şimdi gözlerinizin önüne böyle bembeyaz ışıklar içinde bir kapı getirin. Bayağı ışıktan holografik bir kapı. Bütün dikkatinizi gözlerinizin önündeki bembeyaz kapıya verin. Şimdi bu kapıyı böyle avuçlarınızda hissedercesine iterek açın. Kapı açılacak. Siz şimdiki gerçekliğinizdeki o beyaz kapı olarak algıladığınız alandan içeriye girdiğinizde böyle 5 adım kadar önünüzde adımlarınızı sayarak ilerleyin. Hayalinizde adımlarınızı sayarak ilerleyin. Kıpkırmızı bir kapıya geldiğinizi gözünüzde canlandırın. Önünüzde kıpkırmızı bir kapı. Şimdi bu kapıyı iterek açın. Cesaretle içeriye adım atın. Ve arkanızdan kapınızı kapatın. İçeriye adım attığınız an her yerin kıpkırmızı olduğunu fark edeceksiniz. Yer, duvarlar ve tavan. Ve burası böyle küçücük, boş bir oda. Ama her yer kıpkırmızı. Burada sadece hayatınızı sorgulamanızı istiyorum. Böyle inzivaya çekilmiş, yaşadıklarınızı, neden yaşadıklarınızı, bunların hayatınızda neden var olduklarını sorgulayın. Sorunlarınızı sorgulayın. Neden bunları yaşadığınızı sorgulayın. Bu odada. Tüm hayatınız boyunca bu odada yaşayamazsınız. Bu odada kalamazsınız. Önce bir adapte olmanız lazım. Yani bedeniniz bu odaya uyum sağlamalı. Kıpkırmızı ışıktan bir bedene dolu tamamen dönüşmeden bu odadan çıkamazsınız. Kıpkırmızı pırıl pırıl parıldayan ışık bedene dönüştüğünüzü hayal edin. Ve siz kıpkırmızı ışıktan bir bedene dönüştüğünüzde karşınızdaki kıpkırmızı duvarın tam ortasında turuncu bir kapı belirmeye başlıyor. Siz odaya uyum sağladığınızda karşınızda bir kapı açılıyor adeta. Turuncu ve bu kapıya doğru ilerliyorsunuz. Yine içinizden 5 adım sayarak ilerleyin. Ve iterek açın bu kapıyı. İçeriye doğru adımınızı atıp arkanızdan kapınızı kapatın. Bu kez adım attığınız yer turuncu duvarları olan, tavanı, yer, her yer turuncu olan bir odaya adım attınız. Ama siz kırmızı ışıktan bir bedensiniz hala. Burada yine bakın bakalım hayatınıza. Şöyle bir bakın. Ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Ne gibi geçmiş yaşadıklarınıza takılıyorsunuz? Kimleri affedemiyorsunuz? Kimlere kızgınsınız? Nerede kırgınlıklar yaşıyorsunuz? Sorgulayın hayatınızı. Ve bırakın. Bunlara müdahale etmeyin. Gelsinler gitsinler, gelsinler gitsinler bu düşünceler. Ve yavaş yavaş bedeninizin de içeriye uyum sağladığını, turuncuya dönüştüğünü hayal edin. Odayla bütünleşin. Odayla bütünleşin. Ve siz odaya uyum sağladıkça o turuncu karşınızdaki duvarda sarı bir kapı belirmeye başlayacak. Tamamen uyum sağlamanız gerekir. O kapının tamamen belirmesi için. Ve turuncu ışık bedene dönüştüğünüzde karşınızdaki sarı kapıya doğru yürüyün. Yine 5 adım sayarak gidin. İterek açın bu kapıyı. Bu kez
sapsarı bir odaya adım atacaksınız. Arkanızdan kapınızı kapatın. Aşağısı yukarısı tüm duvarlar sapsarı. Ve bu odaya uyum sağlamaya çalışın. Kabullenin bu odayı. Direnç göstermeyin. Kendinizi ayrı hissetmeyin bu odada. Sapsarı ışıktan bir bedene dönünceye kadar bırakın düşünceler de aksın. Sorgulayan, takıldığınız tüm düşünceler bırakın aksınlar. Siz sadece dikkatinizi bedeninize verin ve bu odaya uyum sağlayın. Sapsarı, pırıl pırıl parıldadığınızı hissedin. Ve siz tamamen sarı ışıktan bir bedene dönüşüp uyum sağladığınızda önünüzde yemyeşil bir kapı belirecek. Karşı duvarda yemyeşil bir kapı ve siz bu kapıları bir bir açarak ilerliyorsunuz. Bu kez 5 adım sayarak önünüzdeki o yeşil kapıya doğru gidip onu iterek açın. Açın kapıyı, içeriye doğru adımınızı atın ve arkanızdan da bu kapıyı kapatın. Ve bu kez her yer zümrüt yeşili olan bir odadasınız. Burası çok nötr bir alan. Buraya şu an tamamen adapte olmanız gerekiyor. Ve bedeninizin o sarı ışıktan beden olan bedeninizi zümrüt yeşiline çevirin. Tamamen odayla bütünleşin. Zümrüt yeşiline dönen bedeninizle bir anda karşınızda gökyüzü mavisi bir kapı açılacak. Gökyüzü mavisi, uçuk mavi renginde bir kapı. Buraya 5 adım atarak ilerleyin. Ve bu kapıyı iterek açmanızı istiyorum. Kapı açılıyor. İçeriye doğru adımınızı atıp arkanızdan kapınızı kapatın. Ve her yer gökyüzü mavisine dönüşüyor. Artık beden adaptasyonunuz o kadar hızlanıyor ki aynı anda siz de kendinizi gökyüzü mavisi renginde hissetmeye başlıyorsunuz. Artık uyumunuz hızlanıyor. Girdiğiniz ortamda o ortama tam anlamıyla uyum sağlamaya başlıyorsunuz. Bedeniniz gökyüzü mavisine döndüğü an karşınızda da mor renkte bir kapı beliriyor. Ve siz akıcı bir şekilde 5 adım sayarak bu kapıya doğru gidiyorsunuz. Mor kapıya doğru gelin. İterek açın bu kapıyı. İçeriye doğru adımınızı atıp arkanızdan lütfen kapınızı kapatın. Ve her yer mor renge dönüşüyor. Ve sizin beden adaptasyonunuz o kadar hızlı ki daha adım atar atmaz bedeniniz de içerideki o mor renge dönüşüyor. Mor ışıktan bir beden gibi hissediyorsunuz. Hafiflemiş, tamamen kendini güvende hisseden mor ışıktan bir beden olarak. Ve siz anında adapte olduğunuz bu mor ışığa tamamen girdiğinizde önünüzde bembeyaz bir kapı beliriyor. İlk kapıdan girdiğiniz gibi ama bu kez bu kapı çok daha parlak ve hafif, çok hafif kırmızıya kaçan bir tonu var. Pırıl pırıl parıldıyor ve siz cesaretle 5 adım atarak bu kapıya doğru geliyorsunuz. Bu kapıyı iterek açmanızı istiyorum. Kapı açıldığında önünüzde artık oda yok. Önünüzde bembeyaz, pırıl pırıl parıldayan, sanki uzayın derinliklerine doğru çekildiğinizi hissettiğiniz bir sonsuzluk hissediyorsunuz. Ve kendinizi buraya güvenle, cesaretle bırakın. Her yer bembeyaz ve pırıl pırıl göz kamaştırıcı parlaklıkta parlıyor. Ve kendinizi bu sonsuzluğa bırakın. İşte sonsuz potansiyellerin olduğu, sonsuz olasılıkların olduğu alandasınız. Ve kendinizi bırakın bu alana. Bedeniniz adapte olsun. Artık
sadece fiziksel gerçekliğin de ötesinde sonsuzluğu hissetmenizi istiyorum. Şartların, koşulların, sınırların olmadığı sonsuzluğu ve burada hayallerinizin de ötesinde tüm dileklerinizi bir bir hissetmenizi istiyorum. Şu an hayallerini yaşıyor olsan kendini nasıl hissederdin? İçindeki özgürlüğü hissetmeni istiyorum. İçindeki o genişlemeyi, içindeki o artan güven duygusunu, cesareti hissetmeni istiyorum. Sonsuzluğun senin sadece farkına vardığın, zihin prangalarından kurtulduğun, zihninin hapishanesinden çıktığın alan olduğunu fark etmeni istiyorum. Bırak kendini buraya. Ve şimdi derin bir nefes alarak nefesine odaklanmanı istiyorum. Nefesinle şimdiye demirlenmeni istiyorum. Ve bu enerjini şimdiki gerçekliğine taşımak üzere. Derin bir nefes al, tekrardan ver ağır ağır. Bedenini şimdi ve burada hissetmeye başla. Ve 3'ten 1'e doğru geri sayım yap. 1 dediğinde gözlerini aç. Evet arkadaşlar, bu çalışmamız biraz ağır, yoğun bir çalışma ama sizin o plazma dediğimiz düzeyi fark etmenizi sağlayacak. Orayı göremezsiniz, oraya dokunamazsınız, orayı sadece hissedersiniz. Bu çalışmayı ne kadar gerekiyorsa tekrar tekrar yapmanızı öneririm. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.